Yeniden merhaba arkadaşlar. 3D TT konu anlatımlı kimya defterimizde 6. bölümü işlemeye devam ediyoruz. Evet mol soru tiplerini işliyorduk. En son mol tane ilişkisinde kalmıştık. 3. soru tipimizdi. O halde ilk olarak mol tane ilişkisiyle dersimize başlayalım. Hatırlarsak arkadaşlar Avogadro sayısı kadar yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciğe biz 1 mol diyorduk. Nasıl ki bir deste 10 tane, bir düzine 12 taneyi ifade ediyorsa bizim için de 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneyi ifade edecek. Avogadro sayısına kısaca NA, N ya da N0 gibi semboller atamıştık. Bu semboller Avogadro sayısını göstermekteydi. Mol tane ilişkisiyle ilgili sorularda 1 molün NA taneye eşit olduğundan yola çıkılarak doğru orantı üzerinden soruların çözümü yapılacak. Yani 1 mol Na tane ise atıyorum 0.5 mol kaç tanedir? Ya da 1 mol Na tane ise 2 Na tane kaç moldür gibi doğru orantı üzerinden soruların yorumunu yapacağız. Denklem kurarak yorumlayacağız soruları. Hemen bu soru tipimizle ilgili bir örnek çözelim. 3 mol sülferik asit bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayalım demişiz. H2 kaç tane molekül içerir sorusunu cevaplayalım. Arkadaşlar bakın H2SO4 bir molekül yapısı. Hatırlarsanız molekülün tanımını birden fazla atomdan oluşacak ve kovalent bağ ile bağlı olacak bu atomlar birbirine. H2SO4 de toplamda 7 atomdan oluşmuş ve bu atomlarımız ametal olduğu için kovalent bağ ile bağlı yani molekül tanımına uyuyor. Dolayısıyla kaç tane molekül içerir derken kaç tane sülfürik asit içerir? H2SO4 içerir diye soruyoruz aslında. Hemen yorumumuzu yapalım. Doğru orantı üzerinden yorum yapacaktık. Tüm maddelerin ne olursa olsun elma, armut, sülfürik asit herhangi bir atom 1 molü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane eşittir arkadaşlar. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise bizim molekülümüz 3 mol olarak soruda verilmiş. 3 mol kaç tanedir dersek içler dışlar çarpımı yaptığımızda isterseniz direkt çarpalım. 6 ile 3'ü çarptık. 18. 0,2 ile 3'ü çarptık. 0,6 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir yorumunu yapacağız. Buradaki molekülden kastımız ise H2SO4. Evet B şıkkına bakalım. Bu defa kaç tane atom içerir denilmiş. özellere dikkat edecektik. Atom denildiği zaman arkadaşlar formüldeki atomları tek tek sayacağız. O halde şöyle diyorum. Yine 1 mol üzerinden gitmek istiyorum. 1 mol H2SO4. E şıkkını çözüyoruz. Bakın hidrojenden 2 tane. 1 tane kükürtten 3. 4 tane de oksijenden toplam 7 atom içeriyor formülünde. O halde şöyle diyebilirim. 7 mol atom içerirse. Bizim elimizde 3 mol H2SO4 var. 3 mol H2SO4 kaç mol atom içerir? Bakın henüz tane ile ilgili yorum yapmıyorum. Şu an kaç mol atom içerdiğini buluyorum. Sonra taneye geçeceğim. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 21 mol atom içerir yorumu yapacağız. Şimdi bize tane denildiğinde arkadaşlar ne yapacağız? Avogadro sayısını kullanacağız. O halde 21 mol atomun kaç tane eşit olduğunu şöyle yazıyorum. Mol gördüğüm yere 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yazıyorum. Evet mol yerine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yazdım. Çünkü 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü. 21 mol dediğimiz için 21 ile bu ifadeyi çarpacağız. Tabii ki 21 ile çarpacak halimiz yok. Bunu bu şekilde bırakabiliriz. 21 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 şeklinde bırakabiliriz. Tabii bunun yanına bir de taneyi de ekleyelim. Demek ki 3 mol H2SO4'te kaç tane atom içerir sorusunun cevabı 21 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir şeklinde olacak. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bakın bu sayıyı böyle uzun uzun her defasında 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diye yazmak yerine hatırlarsanız biz Avogadro sayısını NA şeklinde de gösterebiliyorduk. O halde biz B şıkkını kısaca şöyle cevaplayabiliriz. 21 çarpı NA tane atom içerir şeklinde de cevaplayabiliriz. Na'nın Avogadro sayısına eşit olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Son olarak 5 şıkkını özetlersek. Bize kaç tane atom içerir denildiğinde Avogadro sayısını kullanarak cevap vermemiz gerektiğini söylemiştik. Daha kolay olsun diye öncelikle ben mol olarak buldum. 1 mol H2SO4 7 mol atom içerirse atom dediği için ne yaptık? Formüldeki atomları tek tek sayarak cevapladık. 3 mol H2SO4 ne içerir? 3 kere 7'den 21 mol atom içerir dedik. Burada arkadaşlar ileri boyutta yani zorlanmıyorsanız denklemimizi şöyle de kurabilirdiniz. Belki ileride hani mol ile ilgili daha bazı kavramlar oturduktan sonra bu denklemi şöyle hızlıca kurabilirsiniz. 1 mol H2SO4 7 çarpı Na tane atom içerirse ne demiştik mol yerine Na yazacaktık taneyi çevirirken. 3 mol kaç Na tane atom içerir? Buradan 3 çarpı 7 Na'dan yine 21 çarpı NA tane atom içeri şeklinde de yorum yapabilirdiniz ya da benim yaptığım gibi biraz daha uzatarak önce mole çevirip en son moldan atoma geçeceksiniz ve unutmayalım mol yerine ne yazıyorduk tane denildiğinde NA yazıyorduk çünkü 1 mol NA tane yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciye eşitti bir notumuz var aslında az önce bahsettiğim durum geldi karşımıza ne demiştik mol yerine Na tane yazdığımızda ilgili maddenin molünü taneye çevirmiş oluyorduk. Notumuzu da okuyalım. Bir taneciğin mol sayısı biliniyorsa mol ifadesi çıkarılıp yerine Na yazılırsa o taneciğin kaç taneye eşit olduğu bulunur. Burada da bir örnek vermişiz. 0,5 mol karbondioksit bileşiği için aşağıdaki yorumlar yapılabilir. Mesela dese ki kaç mol molekül içerir? Bakın kaç mol molekül içerir? İsterseniz bunların sorularını da yazalım. Bu cevabı ne zaman vereceğim? Kaç mol molekül içerir derse. Tabi buradaki molekülümüz karbondioksit molekülü. Zaten soru kendisi söylemiş 0.5 mol karbondioksit demişti. Dolayısıyla 0.5 mol karbondioksit içerir. Peki kaç tane molekül içerir deseydik? Bakın kaç tane dediğimizde bu taneye dikkat ediyoruz. Mol yerine, şuradaki mol yerine ne yapacaktık? Na yazacaktık. O halde bu sorumuzun cevabı 0,5 çarpı Na tane molekül içeriği şeklinde olacak. Mol'ü sildik, Na yazdık. Yani ne yapmış olduk? Mol'ü taneye çevirmiş olduk. Peki atom olarak sorsaydı? Atom olduğunda ne yapıyorduk? Formülün içindeki atom sayılarını da hesaba katacaktık. Arkadaşlar 1 mol karbondioksit, 1 karbondan 2 de oksijenden toplam. 3 mol atom içerir. Burası mol olduğu için cevabım mol şeklinde veriyorum. Bizim elimizde kaç mol karbondioksit vardı? 0,5 mol karbondioksit. Bunun için soruyorduk biz. 0,5 mol için soruyorduk sorumuzu. 0,5 çarpı 3'ten 1,5 mol atom içerir şeklinde cevabını verecektik. Burada da zaten 1,5 mol atom içerir. Demek ki bu cevabı verebilmek için sorumuz ne olması gerekir? kaç mol atom içerir derse de bu şekilde yanıtlayacaktık. Önce cevapları vermişiz. Soruları kendimiz yazıyoruz. Peki kaç tane atom içerir demiş olsaydık. Buranın sorusu da kaç tane bakın tane ve atom içerir. Altını çizdiğim yerler önemli. Cevabı şekillendiren şeyler bu altını çizdiğim kelimeler arkadaşlar. Bir kez tane dediği için ne yapıyoruz? Mol yerine ena yazıyoruz. Üste zaten biz kaç mol atom içerdiğini bulmuştuk. 1,5 mol dediğimiz için molü sildik yerine Na yazdık. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 1,5 çarpı Na tane atom içerir dedik. Zaten atom olduğu için 1,5'u bulmuştuk şurada atomu yorumlarken. Gördüğünüz gibi molü taneye çevirmek çok kolay. Molü siliyorsun yerine Na yazıyorsun. Buradaki çıkış noktamız 1 mol Na taneye eşit. Bu yüzden cevabımızı bu şekilde veriyoruz. Evet, anahtar bir bilgimiz var. Tane ile mol kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Dedik ya sözellere dikkat edeceğiz diye. Bazen beynimiz kelimeleri sanki aynı şeyden bahsediyormuş gibi bize gösterebilir ama dikkatli olacağız arkadaşlar. Kavramları iyice oturturacağız. Tane ile mol kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Tane denildiğinde bir tanecik aklımıza gelecek, zerresi aklımıza gelecek. Mol denildiğinde ise Avogadro sayısı kadar tanecik aklımıza gelecek. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik gelecek. Arkadaşlar bir tane demir ile bir mol demir aynı şey değildir. Bir tane zerresidir. Bir mol ise 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanesidir. Dolayısıyla sanki bir molle ile bir tane aynıymış gibi düşünmeyelim. Özellikle biz sayısalcılar Sözelleri fazla umursamayız ama dediğimiz gibi en başından beri söylediğimiz gibi mol konusu sözel bir konuldur. Kelimelere dikkat edeceğiz gençler. Şimdi yorumlarımızı yapalım. Dedik ki size 5 tane N2O3 molekülü ile ilgili kaç tane azot atomu içerir desem. Bakın formülde 2 azot var ve bir tanesi 2 tane azot içerir. Dolayısıyla 5 tane olunca 2 kere 5'ten ne olur? 10 tane azot atomu içerir diye cevap veririz. Oksijeni sorsaydık da 3 kere 5 15 tane oksijen atomu içerir derdik. Ve toplam atom sayısını sorsaydık bir formülde 5 tane atom var. 5 kere 5'ten 25 tane atom içerir cevabını verirdik. Diğer kısımda ne yapmışız? 5 mol N2O3 ile ilgili demişiz. Mol demek zaten Na tane demekti hatırlarsanız. O zaman azotu sorduğumuzda yine 2 kere 5 10. Tamam 10 diyoruz sayısal kısmı doğru ama hane mi diyeceğim mol mi diyeceğim dikkat mol sorduğum için mol diyorum 10 mol azot atomu içerir bir diğer ifadeyle yani tane karşılığı olarak düşündüğümüzde ise molü silip Na yazarsak da kaç tane azot atomu içerir sorusunun cevabını vermiş oluruz hatta şuraya şöyle diyelim kaç tane soruların cevabı olsun şurası da parantez içindeki kısımlar kaç tane azot atomu içerir deseydim 10 molün karşılığında mol yerine Na yazarak 10 Na tane diyeceğiz Oksijen için yaptığımız yorumda 3 kere 5 15. Tamam 15 doğru. Burası mol dediği için 15 mol oksijen atomu diyeceğiz. Tane karşılığı ise 15 çarpı Na tanedir. Mol yerine Na yazdık. Toplam atom sayısı olsaydı da bir formülde 5 atom var. 5 kere 5 25 mol atom içerir dedik. Mol yerine Na yazarsak da tane karşılığını bulmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane ile 5 molün cevapları farklı şu parantez içindeki kısımlar tane cevabı. Buradaki kısımlarda yine tane cevabı. Yani şunla şunları kıyaslayın. İkisinin de aynı birimden yani tane cinsinden cevaplarına dikkat edersiniz. Birisinde ena kavramını kullanmışız mol olanlarda. Mol kavramı geçmediğinde sadece tane kavramı geçtiğinde ise daha küçük bir topluluktan bahsetmişiz. Evet bir notumuz daha var. Atomik elementlerin eşit mollerinde eşit sayıda atom bulunur. Kimler atomik yapıdaydı? Hatırlarsak metaller ve soy gazlar atomik yapıldırlar. Yani monatomik yapıdadırlar. Dolayısıyla atomik elementlerin tek atomlu olduğundan dolayı eşit mollerinde eşit sayıda atom bulunur. Örneğin 2 mol demir ve 2 mol neon için biri metal biri soy gaz. İçerdikleri atom sayısını yorumlarsak hatırlarsanız 1 mol na tane eşitti. na tane de 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye eşitti. Dolayısıyla 2 mol olduğunda ne olacak? Bu sayının 2 katından bahsedeceğiz. O da 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeri cevabını vereceğiz. Her iki madde içinde. Maddelerimiz farklı maddeler ancak monatomik olduklarından eşit mollerinde eşit sayıda atom bulunur. Sadece atomların cinsi farklı. Burada kısaca 2 çarpı na tane atom içerir de diyebilirdik. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yerine na da yazabilirdik. Evet moleküler elementlerden de bahsedelim. Moleküler elementler hatırlarsanız molekül olması için ne olacaktı? Yapısında en az 2 atom içerecek ve birbirlerine kovalent bağ ile bağlı olacaktı bu atomlar. Moleküler element ve kovalent bileşiklerin eşit mollerinde eşit sayıda molekül bulunur. Bakın moleküler elementlerin ve kovalent bileşiklerin Eşit mollerinde eşit sayıda molekül bulunur. Tabii ki bazı moleküller 2 atomlu olur, bazıları 3 atomlu olur. İçerdikleri atom sayıları farklı olabilir. Ancak molekül sayısına baktığımızda molekül sayıları için eşittir yorumunu yapacağız. Ancak dediğim gibi farklı moleküller farklı sayıda atom içerebilir. Bu durumda şu sonucu doğuracaktır. Moleküllerimizin molleri eşit olsa bile eğer farklı sayıda atom içeriyorsa bu moleküller içerdikleri atom sayıları da ne olur? Farklı olur. O yüzden ne demişiz? Ancak eşit sayıda atom bulunmayabilir. Ne zaman bulunmaz? Parantez içinde bunu da belirtelim. Moleküller farklı sayıda atom içerirse. Tabii burada farklı sayıda atom içerirse derken neyi kastediyorum? Formüllerinde. Formüllerinde farklı sayıda atom içeriyorsa bu moleküller eşit molde olsa bile içerdikleri atom sayıları farklı olur. Dolayısıyla atom mu demiş, molekül mü demiş buraya dikkat edeceğiz. Örnek verelim. 1 mol H2O ve 1 mol CF4. Bu bileşikler ametal atomlarından oluştuğu için ikisi de molekül yapılıdır. Eşit mol oldukları için içerdikleri molekül sayısı da eşittir. Ne demişiz? 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane eşit olduğu için 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir deriz. Burada da yine 1 mol olduğu için molekülümüz 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir. Yani ena tane molekül içerirler diyebiliriz. Birinde içerdiği molekülün türü H2O. Birisinde ise CF4. Molekül olarak eşit sayıda molekül içerirler. Ancak atom sayılarını yorumladığımızda H2O'nun formülündeki atom sayısı 3. CF4'ün formülündeki atom sayısı 5. Ne yapıyorduk biz atom sayısını yorumlarken? İleşiğin molüyle atom sayısını çarpıyorduk. Dolayısıyla 1 mol H2O için 3 kere 1'den 3 mol atom içerir. Mol gördüğümüz yere de Na yazarsak 3 çarpı Na tane atom içerir diyebiliriz. Na'nın açık açık yazılışı da neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü. 3 ile bunu çarparsak tane karşılığı olarak hani net değeri olarak 18,06 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir 1 mol H2O yorumlarını yapabiliriz. CF4 bileşiğine baktığımızda ise formülünde 5 atom olduğu için formüldeki atom sayısıyla bileşin molünü çarptığımızda 5 mol atom bulunur yapısında deriz. Yine mol yerine Na yazarsak 5 çarpı Na tane atom bulundurur yorumunu yapabiliriz. Na'nın da sayısal değerini yerine yazdığımızda yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü yerine yazarsak 5 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dediğimizde 30,1 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerdiğini de söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi molekül yapılı bileşiklerin eşit molleri eşit sayıda molekül içerdi. Ancak bu moleküllerin içerdikleri atom sayıları farklı olduğu için atom sayılarını kıyasladığımızda birbirlerinden bileşiklerimizin molleri eşit olsa bile atom sayıları ne oldu birbirinden farklı çıktı. Eğer eşit atom sayıdaki moleküllerden bahsetmiş olsaydık mesela 1 mol DH4 deseydik. Bakın şu iki molekülün hem molleri aynı hem de atom sayıları aynı olduğu için burada şöyle yorum yapardık. Hem içerdikleri molekül sayısı hem de içerdikleri atom sayısı birbirine eşit olurdu diyebilirdik. Ancak formüldeki atomlar farklı olduğunda atomla ilgili yorumlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Sadece molekülün molüne bakarak atom sayısı da eşittir gibi bir yorum yapmıyoruz atom sayısını belirleyen unsurlardan birisi de nedir? Formüldeki atom sayısıdır arkadaşlar. Evet sıradaki uygula sorumuzla devam edelim. 3,01 çarpı 10 üzeri 22 tane F2O3 bileşiği ile ilgili soruları yanıtlayalım. A şıkkı kaç moldür denilmiş? Hane ve mol ilişkisinden bahsediliyor. Bakın hane ve mol ilişkisini ne yapıyorduk? Oran orantı üzerinden denklemimizi kurarak yorumluyorduk. Her zamanki gibi yine 1 mol üzerinden referansımız maddemizin 1 mol 2 içerdiği tane sayısıydı. Şöyle diyorum 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye eşitse bizim elimizde 3,01 çarpı 10 üzeri 22 tane bileşik var. Aynı birimleri alt alta yazdım kaç mole eşittir diyoruz. Evet buradan sadeleştirmeleri yaparsak 3,01 ve 6,02 2'ye 1 oranında var. 10 üzeri 22 ile de 10 üzeri 23'ü sadeleştirdiğimde 10 üzeri 1 kalacak. Yani burada 10 kalacak. Şuraya x deyip içler dışlar çarpımı yaparsak. Bir kere birden şöyle yazayım ben. Bir kere bir geldi. Buradan da x ile 2 çarpı 10'dan 20 geldi. 20x oldu burası. x'i yalnız bıraktığımızda 1 bölü 20. O da arkadaşlar 0,05'e eşittir. Yani bileşiğimiz 0,05 moldür. Artık arkadaşlar soruyu şöyle düşünüyorum. 3,01 çarpı 10 üzeri 22 tanenin karşılığını buldum. 0,05 molmüş. Artık şöyle yorumlayacağım soruları. 0,05 mol p 2 o 3 bileşiği için cevaplayacağım sorularımızı. E şıkkı kaç gramdır demiş. Gram sorulduğunda ne yapıyorduk? Molekül ağırlığı üzerinden yorum yapıyorduk. Önce bileşiğimizin Molekül ağırlığını bulalım. F2O3'ten bahsediyoruz. Formülde 2 tane demir var. Demirin atom ağırlığı 56. 3 tane oksijen var. Atom ağırlığı 16. İşlemleri yaptığımızda molekül ağırlığımız 160 yapacak. Bu bizim MA değerimiz. Molekül ağırlığının anlamı neydi arkadaşlar? 1 mol bileşin gram cinsinden miktarıydı. 160 gram ise bizim elimizde 0,05 mol maddemiz var. Aynı birimleri yine alt alta yazdık. Kaç gramdır? Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 0.05'i şöyle yazalım arkadaşlar. 5 bölü 100 diye yazalım. Daha kolay olacak. 160 ile çarpacağım. Şuraya da de x dediğimizde x'e eşitleyeceğim. 5 kere 160 800 yapacak. Bölü 100 dediğimde sıfırlar gitti. X'i 8 bulduk. 8 bizim neydi? Gram karşılığımızdı. Yani B şıkkının cevabı 8 gramdır. C şıkkına baktığımızda kaç mol atom içerir demiş. Atom denildiğinde ne yapıyorduk? Formüldeki atomları da hesaba katıyorduk. Ve dikkat ederseniz bize mol cinsinden istemiş. O halde şöyle bir denklem kuralım. Yine maddemizin 1 mol için konuşuyorum. 1 mol P2O3 2 demirden 3 de oksijenden 5 mol atom içerirse bizim elimizde 0,05 mol bileşiğimiz var. Kaç mol atom içerir diyelim. Buradan yine içler dışlar çarpımı yaptığımızda 0,25 mol atom içerir diyoruz. O halde C şıkkının cevabı 0,25 mol atomdur. Atomun cinsi belirtilmediği için toplam atom sayısı üzerinden yorum yaptık. C şıkkında ise kaç tane atom içerir denilmiş. Tane diye sorulduğunda bize ne yapıyorduk arkadaşlar? Molü silip NA şeklinde yazıyorduk. Zaten C şıkkında atomun mol olarak kaç mole eşit olduğunu bulmuştuk. Burada ise atomun tane cinsinden miktarı soruluyor. O halde şöyle diyorum. 0.25'e aynen yazıyorum. 0.25 mol atomum vardı. Moli silip yerine Na yazıyorum. Na tane atom içerir diyorum arkadaşlar. Burada yine Na'nın Avogadro sayısına eşit olduğunu hatırlatıyorum size. İsteyen 0.25 çarpı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 şeklinde de cevap verebilirdi. İkisi de doğrudur. Evet bu sorumuzun cevapları da bu şekilde oldu. Bir sorumuz daha var. Önemli bir soru kalıbı arkadaşlar. Özellikle şu ifade bakın. Avogadro sayısı kadar atom içeren. Avogadro sayısı neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tü. Peki bizim için neyi ifade ediyordu arkadaşlar? Avogadro sayısı 1 molü ifade ediyordu. Tıpkı yabancı dili Türkçe'ye çeviriyormuş gibi düşün. Hatta İngilizce diyelim. İngilizce bir metni Türkçe'ye çeviriyormuş gibi. Bakın bu ifadenin karşılığı yani Avogadro sayısı kadar atom içeren ifadesinin karşılığı 1 mol atom içeren anlamındadır. Yani sorunun orijinalini şöyle düşünelim. 1 mol atom içeren kalsiyum hidroksit bileşiği ile ilgili gibi düşüneceğiz. Evet dediğimiz gibi Avogadro sayısı kadar atom içeren ifadesi bizim için önemliydi. Avogadro sayısı 1 molü ifade etmekte ve 1 mol atom içeren kalsiyum hidroksit bileşiği ile ilgili aslında bize sorular sorulmuş durumda. Şimdi sorularımızı çözelim. A şıkkı kaç moldür? Sakın 1 mol demeyin çünkü bize bileşiği sormuş arkadaşlar. Üste geçen ifade ise neyi vermişti bize? Atomu vermişti. Bize bu defa bileşiğin kendisini soruyor. Yani atomları parça parça değil de bütün şeklinde soruyor. O halde şöyle diyorum, şöyle bir yorum yapıyorum. 1 mol kalsiyum hidroksit A şıkkı bu. 1 mol kalsiyum hidroksit. Bakın 1 kalsiyumdan parantez içinde oksijen ve hidrojen olmak üzere 2 atom var. Parantez içinde 2 sayı parantez içinde dağıtılırsa 2 kere 2 4 bir de kalsiyum 5. 5 mol atom içerirse diyorum 1 mol kalsiyum hidroksit 5 mol atom içerirse bizim elimizde kaç mol atom vardı? 1 mol atom içeren demişti sorumuz. Aynı birimleri alt alta yazıyorum. Sakın bir molü buraya yazmayın. Çünkü biz atom içeren diyoruz. Atomu atomun altına yazacağız. 1 mol atom kaç mol bileşikte bulunur diyoruz. Evet burada içler dişler çarpımı yaparsak 1 bölü 5'ten 0,2 mol kalsiyum hidroksit varlığından bahsediyoruz. Hatta sağlamasını da yapalım. Toplamda kalsiyum hidroksitte 5 atom vardı. 5 çarpı 0,2'den bakın 1 mol atom içeriyor. 1 mol atom da Avogadro sayısına eşitti. Dolayısıyla Avogadro sayısı kadar atom içermiş oluyor. 0,2 mol kalsiyum hidroksit sağlamasından da bu ifadenimizin yani çözümümüzün doğru olduğunu görüyoruz. A şıkkının cevabı 0,2 moldür. Hatta yine ben bileşin kendisinde yazmış olayım. Artık arkadaşlar A şıkkını bulduktan sonra sırtımız yere gelmez. Çünkü bileşiğin molünü bulduk. Diğer tüm öncülleri artık bileşin molü üzerinden yorumlayalım. Artık bu ifade bizim için neyi temsil ediyor? 0,2 mol kalsiyum hidroksitle ilgili soru sorulmuş bize. Böyle düşüneceğiz. Artık bizim için önemli olan kısım burası. 0,2 mol kalsiyum hidroksitle ilgili B şıkkı kaç tanedir? Bakın atom dememiş. Kendisinin bileşiğin kaç tane olduğunu sormuş. Şöyle diyoruz. B şıkkı için 1 mol olsaydı kalsiyum hidroksit bileşiği Na tane formül birim hücre içerir derdik. İyonik bileşik olduğu için birim hücre ifadesini kullanıyorum. Na tane birim hücre içerir derdik. Şu an için elimizde 0,2 mol kalsiyum hidroksit bileşiği olduğu için kaç tane kalsiyum hidroksit içerir diyoruz. Buradan da içler dışlar çarpımı yaptığımızda 0,2 çarpı Na tane kalsiyum hidroksit içerir yorumunu yapıyoruz. Ya da NA'yı yerine yazarsınız. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ile 02 çarparak da cevap verirsiniz. Bu da 12,04 çarpı 10 üzeri 23 değil de 22 taneye eşit gelmekte. İsterseniz böyle de cevaplarsınız arkadaşlar. Test'te artık şıklarda hangisi varsa ona göre düşüneceğiz. Veya şöyle diyelim 02 çarpı NA tane diyelim. Evet C şıkkı kaç gramdır denilmiş. Gram denildiği zaman atom ağırlıkları da hesaba katılacak. Önce mol ağırlığını bulalım bileşiğimizin. Formülde bir tane kalsiyum var. Atom ağırlığı 40. Bakın 2'yi içeri dağıttığımızda 2 tane oksijen var deriz. Atom ağırlığı 16 oksijenin. 2 tane de hidrojen vardır deriz. Atom ağırlığı 1. Hesaplamaları yaptığımızda mol ağırlığımız 74 çıkıyor. MA değerimiz. Sonra şöyle diyorum. 1 mol kalsiyum hidroksit 74 gram ise Bizim elimizde 0,2 mol kalsiyum hidroksit vardı. A şıkkında bulmuştuk. Kaç gramdır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan 14,8 gram kalsiyum hidroksit içerir. Yorumunu yapabiliriz. C şıkkının cevabı da 14,8 gramdır arkadaşlar. Evet C şıkkı kaç gram oksijen atomu içerir denilmiş. Bakın gram demiş yine atom ağırlıklarını kullanacağım. Ve oksijen atomunu sormuş. Yine ne yapacağız? Bileşin 1 molünden gideceğiz. Ç şıkkı diyelim. 1 mol kalsiyum hidroksit. Yukarıda bulmuştuk aslında. Bakın şurası oksijen atomunu ifade ediyordu. Şurası hidrojeni ifade ediyordu. Şurası da kalsiyumu. Bize oksijeni sormuş ya. 1 molü kaç gram oksijen içerir? 2 çarpı 16'dan 32 gram. 32 gram oksijen içerirse. Atomu içerirse diyelim. Bizim bileşiğimiz 0,2 mol olduğuna göre. Kaç gramdır? Bu 32'yi nasıl bulduk bir daha belirtmek istiyorum. Hatırlarsanız formül 1 mol maddenin gram cinsinden değerini vermekteydi. Oksijen sayımız 2 tane formülde. 2 çarpı 16 dediğimde bağıl atom kütlesi kadar gram onun molünü vermekteydi. Bizde de 2 mol oksijen olduğu için 2 mol oksijen de 32 gram yapar. Dolayısıyla 1 mol kalsiyum hidroksit 32 gram oksijen atomu içeri diyoruz. 0,2 molü ne olur dediğimizde ise 0,2 ile 32'yi çarptığımızda 6,4 gram oksijen atomu içerir dedik. Hem gram cinsinden hem de oksijen atomunun cevabını vermiş olduk. T şıkkı için cevabımız 6,4 gram oksijen atomu şeklinde olacak. Evet, sırada test tarzında gelen mol tane ilişkisi soruları var. 2 tane CH4 bileşiği ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Bakın tane ifadesi geçiyor. Yani zerrelerden bahsediyoruz. Çok küçük miktarlardan bahsediyoruz. Birinci öncül 32 gramdır denilmiş. Bakın gram ifadesi kullanılmış. Yani iki tanenin kaç gram olduğunu bulacağız. Ancak şunu söyleyebilirim. Zerrelerden bahsettiğimiz için iki tane CH4'ü bizim gözle görmemiz mümkün değil. Dolayısıyla 32 gram olamaz. Yani direkt birinci öncül için yanlış diyebilirim. Tabii ki gramını da bulalım. Şöyle diyoruz arkadaşlar. 1 mol Avogadro sayısı kadar da 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye eşitti. Bu da NA şeklinde kısaltılıyordu. NA taneye eşitti diyorduk. Şimdi 1 mol bileşiğimiz CH4 bileşiğimiz kaç gram molekül ağırlığını yani hesaplarsak. Bir tane karbon var atom ağırlığı 12. 4 tane hidrojen var atom ağırlığı hidrojenin 1. Buradan CH4'ün molekül ağırlığı 16 çıkmakta. CH4'ün molekül ağırlığı 16. Bunun anlamı da 1 molünün 16 gram oldu. 1 mole Na tane dersek bakın tane ve gram ilişkisi kurduğum için denklemimde tane ve gram olsun istiyorum. O yüzden 1 molü değil de Na'yı kullanıyorum. Na tanem yani 1 molüm hatta CH4 için konuşuyoruz. Na tane CH4 16 gram ise yani 1 mol CH4 16 gram ise böyle düşünün. Bizde kaç tane CH4 var? 2 tane. Bakın taneleri alt alta yazıyorum aynı birimler alt alt olacaktı. 2 tane CH4 kaç gramdır diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 32 bölü Na gramdır cevabını veriyorum. 2 ile 16'yı çarpıp Na'ya bölersek 32 bölü Na gramdır. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Burada ise 32 gram dediği için birinci öncül yanlıştır. Cevabımız 32 bölü Na gram olmalıydı. İkinci öncül 10 tane atom içerir. Bakın atom içerir demiş. Şöyle diyorum. CH4'ün bir tanesi. Bir tane CH4. Bir karbondan 4 hidrojenden toplam 5 tane atom içerir. Atomun cinsi belirtilmediği için toplam atom sayısından bahsediyoruz. Bizim elimizde 2 tane CH4 olduğu için. Yine aynı birimleri alt alta yazdım. CH4'leri CH4'ün altına yazdım. Kaç tane atom içerir? Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak 10 tane atom içerir cevabını veririz. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül 2 bölü Na mol molekül içerir. Yani molden bahsetmiş. CH4'ü mole çevirmemiz istenmiş. Bunun için de şöyle diyorum. 1 mol Na taneydi. Mol tane ilişkisi kuracağım. 1 mol CH4 Na tane molekül içerir ise bizim elimizde kaç tane CH4 var? 2 tane. 2 tane CH4 hatta molekül yerine CH4'ü kullanalım. 2 tane molekülümüz dediğim gibi molekülden kasıt CH4'ümüz kaç mol CH4 içerir? Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak buraya X diyelim. 2 kere 1 eşittir X çarpı NA'ya X'i yalnız bıraktığımızda 2 bölü NA mol cevabını bulacağım. Yani 3. öncülümde doğrudur. Molekül dediği için atom sayılarını hesaba katmadık. Direkt taneyi mole çevirdik. Bunu yaparken de 1 mol Na tanesi 2 tane kaç moldür şeklinde denklemimizi kurduk. Sorumuzun cevabı denizli seçeneği oldu. Evet diğer bir örneğimizi çözelim. 1,2 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu içeren C2H6 ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bakın burada Avogadro sayısını 6 çarpı 10 üzeri 23 almamız gerektiği bilgisi verilmiş. Bazen Avogadro sayısını bu soruda olduğu gibi tam sayılı bir ifade çıksın diye olduğundan farklı bir şekilde yani Avogadro sayısını yuvarlayarak daha net bir değer almamızı isteyebilir burada olduğu gibi. Ne yapacağız o zaman Avogadro sayısını artık 6 çarpı 10 üzeri 23'müş gibi düşünerek yorumlarımızı yapacağız. Evet öncelikle şu ifadeyi mole çevirelim bakın 1,2 çarpı 10 üzeri 23 tane kaç moldür? Hemen bulalım. 1 molümüz normalde Avogadro sayısı kadardı ama burada artık 6 çarpı 10 üzeri 23 alın demiş. 6 çarpı 10 üzeri 23 tane ise bizde 1,2 çarpı 10 üzeri 23 tane atom var. Karbon atomu var demiş. Oraya geleceğim birazdan. Kaç moldür? Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda şöyle bir ifade geliyor. Burada arkadaşlar 10 üzeri 23'ler birbirini götürdü. 1,2 bölü 6. 1,2'ye bölersek her iki tarafı 1 bölü 5 yapar. Buradan da 0,2 gelir. 0,2 moldür. Artık bu ifade bizim için 0,2 molü temsil ediyor. Sorumuz şöyle artık. 0,2 mol karbon atomu içeren. Bakın karbon atomu içeren. Şimdi birinci öncülde bileşiğimizin molünden bahsetmiş. Molekül derken şu bir molekül yani bileşikten bahsediyor. Burada da şöyle bir denklem kuruyorum. Karbon atom üzerinden kuracağım. Bakın karbon atomunu vermiş çünkü soru bize. 1 mol C2H6. Bakın karbonun sayısı 2 olduğu için 2 mol karbon içerisinde diyorum. Bizim şu an elimizdeki karbon miktarı 0,2 mol. 0,2 mol karbon. Kaç mol bileşikte bulunur? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 0,2 bölü 2'den 0,1 mol C2H6 içerir diyoruz. Yani 0,1 mol c 2 h 6da 1,2 çarpı 10 üzeri 23 tane bir diğer ifadeyle 0,2 mol kadar karbon atomu bulunur. Artık sorumuzu şöyle düşüneceğiz. Buranın tamamı bizim için 0,1 mol C2H6 bundan bahsediyor. Buna göre yorumlayacağız öncülleri. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. 0,2 mol demişti. Hayır. 0,1 mol demesi gerekiyordu. 0,2 mol olan arkadaşlar karbon atomunun sayısı. Burada biz 0,2 mol karbon atomu içeren demiştik. Sonra karbon atomundan yola çıkarak bileşiğin molünü 0,1 olarak bulmuştuk. Bire yanlış dedik. İkinci öncül 3 gramdır denilmiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Molü grama çevireceğiz. Bunun için tabii ki molarlığı lazım bize. C2H6 için 2 tane karbon var formülü şurada. Karbonun atom ağırlığı 12. Önce mol ağırlığını hesaplıyorum. 6 hidrojenimiz var. Atom ağırlığı hidrojenin 1. Buradan mol ağırlığımız 30 yapacak. Bu bizim MA değerimiz. O halde şöyle bir denklem kuruyorum. 1 mol C2H6 30 gram ise bizim elimizdeki bileşiğimizin molü neydi? 0.1'di. 0.1 mol C2H6 aynı birimleri alt alta yazdım. Kaç gramdır? İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 3 gram C2H6 olduğunu bulacağız. İkinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. Üçüncü öncüle bakalım. 0,8 çarpı Na tane atom içerir. Bakın tane ve atom denilmiş. Atom derken toplam atom sayısından bahsediyoruz. O zaman öncelikle bileşimimizin içerdiği atomun mol sayısını bulalım. Sonra taneye geçeriz. Böyle daha kolay oluyordu. 1 mol C2H6. Bakın 2 karbondan 6 da hidrojenden toplam 8 mol atom içerir. Bizim bileşiğimiz 0,1 moldü. 0,1 mol C2H6. Kaç mol atom içerir dersek içler dışlar çarpımından 0,8 mol atom içerir yorumunu yapabiliriz. Ancak ne demişti öncülümüz bize? Tane cinsinden istemişti cevabı. Biz molü silip ne yapıyorduk arkadaşlar? Yerine Tane yazıyorduk, NA tane yazıyorduk. O zaman ben bunu şöyle çeviriyorum: 0,8 çarpı NA tane mol yerine NA tane dedim ve atom içerir yorumunu yapıyoruz. Dolayısıyla buradaki ifademiz doğrudur. Üçüncü öncüle de doğru dedik. Dördüncü öncüle baktık: 0,6 mol hidrojen molekülü içerir denilmiş. Şöyle sağ tarafı bir silelim. Arkadaşlar bileşiğimizdeki atom sayılarını yorumlayacak olursak bileşiğimiz 0,1 mol C2H6 idi. Bu bileşik 0,1 çarpı 2'den 0,2 mol karbon atomu içerir. 0,1 çarpı 6'dan 0,6 mol hidrojen atomu içerir. Öncülümüz ise bize 0,6 mol hidrojen molekülü içerir demiş. Biz ise 0,6 mol hidrojen atomu içerir diyoruz. Dolayısıyla dördüncü öncül de molekülü içerir dediği için yanlış. Molekül dediğimizde hidrojen molekülü için nasıl düşünecektik? Diatomik yapıda düşünecektik arkadaşlar. Yani bunu moleküle çevirmek gerekirse şöyle dememiz gerekirdi. 0,6 mol hidrojen atomu 0,3 mol hidrojen molekülü içerisinde bulunur. Yani 0,3 mol hidrojen molekülü içerir derdik. Hani molekül cinsinden bir cevap vermemiz gerekirse 0,3 mol hidrojen molekülü içerir dememiz gerekirdi. Ya da şöyle dersiniz. Bu ifadede 0,6 mol hidrojen atomu bulunur. Burada hidrojen molekülü dediği için dördüncü öncül yanlıştır. Sağlamasını yaparsanız şuradan da arkadaşlar. 2 çarpı 0,3'ten bakın 2 kere 0,3 0,6 yapar 0,6 mol hidrojen atomu içerir deriz. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz yanlıştır 0,6 mol hidrojen molekülü değil 0,6 mol hidrojen atomu içerir demesi gerekiyordu. Sorumuzda doğru olan öncüler sorulduğu için cevabımız denizli seçeneği oldu. Evet arkadaşlar bir başka önemli anahtar bilgiden bahsedeceğiz. Bu da çok çok önemli bir bilgi. Bir tane atomun gram cinsinden kütlesine biz gerçek atom kütlesi diyoruz. Bir tane atomun bakın tane diyor dikkat. Bir tane zerreden bahsediyoruz. Bir tane atomun gram cinsinden kütlesine gerçek atom kütlesi diyeceğiz. Bir tane molekülün gram cinsinden kütlesine ise gerçek molekül kütlesi diyoruz. Yani atom ise gerçek atom kütlesi, bir tane molekülden bahsediyorsak bu molekülün gram cinsinden kütlesi de molekül kütlesi gerçek molekül kütlesi olarak ifade edilmekte bu tanımlar önemliydi. Mol ağırlığının Avogadro sayısına bölünmesiyle bulunur gerçek atom kütlesi ya da gerçek molekül kütlesi. Ema'mızın enaya yani molekül ağırlığımızın Avogadro sayısına bölünmesiyle gerçek atom veya gerçek molekül kütlesini buluyoruz arkadaşlar. Avogadro sayısı değişse bile gerçek atom kütlesi değişmez arkadaşlar. Çünkü Avogadro sayısı kadar tanecik bize Ema'yı veriyordu. Yani Avogadro sayısını güncellediğimizde aslında mol ağırlığımız da güncelleniyor. Dolayısıyla birbirleriyle bağlantılı olduklarından Avogadro sayısı değişse bile bir tane atomun gram cinsinden kütlesi yani gerçek atom kütlesi değişmez yorumunu yapıyoruz. Hemen bir uygula sorusu çözelim. Bir tane karbon 12 atomunun kütlesini gram cinsinden hesaplayınız. Aslında bize burada neyi sormuş oluyor? Bir tane atomun gram cinsinden kütlesi derken gerçek atom kütlesini soruyor. Arkadaşlar gerçek atom kütlesini nasıl buluyorduk? Mol ağırlığını Avogadro sayısına bölerek gerçek atom kütlesini buluyorduk. Bizim mol ağırlığımız karbonun kütle numarasına eşit. Bakın sol üstte vermiş 12 yani. Na da zaten soruda verilmiş. Hatta bakın 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dememişiz. Bunun yerine 6 çarpı 10 üzeri 23'ü kullanın diye belirtmişiz. Dolayısıyla buraya 6 çarpı 10 üzeri 23 yazarsam 12'yi 6'ya bölersem 2 yapacak. Aydada bulunan 10 üzeri 23 de yukarı geçerken ters çevrileceği için başına eksi alarak geçecek. Yani 10 üzeri eksi 23 grama eşittir yorumunu yaparız. Ya da hocam ben formülden yapmak istemiyorum derseniz de şöyle basit bir orantı kuracağız arkadaşlar. 1 mol neydi? Na tane eşitti. Tane gram ilişkisini kuracağız. 1 mol NA tane eşit diye şöyle diyorum o zaman 1 mol yazmak yerine NA tane yazıyorum yani 6 çarpı 10 üzeri 23 yazıyorum. Burada Avogadro sayısını 6 çarpı 10 üzeri 23 alın demişti. Şu bizim için 1 mol tekrar şöyle de göstereyim size. 6 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon için kaç grama tekabül ediyor arkadaşlar? 12 gram ise kütle numarası kadar grama eşitleyeceğiz eğer bize yani sorularda şöyle karbon 12 diye verilmemişse buradaki gibi verilmişse ne yapıyoruz? Kütle numarasını atom ağırlığı gibi düşüneceğiz. Hatırlarsanız atomun kütlesini proton ve nötron belirliyordu. Elektronun kütlesi ihmal ediyordu. Dolayısıyla kütle numarası da proton ve nötronun toplamına eşit olduğu için bize atom ağırlığını veriyor. 6 çarpı 10 23 tanesi tane karbon 12 gram ise biz bir tanesinin gram cinsinden değerini merak ediyorduk. Kaçtır dersiniz İçler işler çarpma yaparsanız buradan da şu ifade gelir arkadaşlar. Bu ifadeyi de az önceki gibi işlemleri yaptığımızda yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 23 gramdır şeklinde buluyoruz. Gördüğünüz gibi ister oran orantı kurarak tane gram ilişkisini kurarak yorumlayın. isterseniz şuradaki formülü kullanarak gerçek atom kütlesini yorumlayın arkadaşlar. Evet bir sorumuz daha var. Gerçek atom ve molekül kütlesi ile ilgili. Bir tane X molekülünün kütlesi 30 çarpı 10 üzeri eksi 23 gramdır. Bakın bir tane molekülün gram cinsinden kütlesi verildiği için aslında bu bizim için nedir? Gerçek molekül kütlesini ifade eder. Buna göre X molekülünün formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Şimdi gerçek molekül kütlesi için ne demiştik arkadaşlar? Molekül ağırlığının NA'ya ile bulunur. Bizim X'in formülünü bulabilmek için MA'ya ihtiyacımız var. Molekül ağırlığını bulmamız lazım. Sonra molekül ağırlığı uyan şıkkı işaretleyeceğiz. Arkadaşlar gerçek molekül kütlesi bize verilmiş. Bakın 30 çarpı 10 üzeri eksi 23 demiş. Şuraya 30 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram dedik. Merak ettiğimiz şey zaten molekül ağırlığı. Bölü Avogadro sayısında yine 6 çarpı 10 üzeri 23 alın denilmiş. Buradan işlemleri yaparsak molekül ağırlığı eşittir diyorum. 6 çarpı 10 üzeri 23 ile 30 çarpı 10 üzeri eksi 23'ü çarpacağım. Şöyle parantez alalım. Öncelikle 6 ve 30'u çarparsam 6 kere 30 180 yapar. 10 üzeri 23 ile 10 üzeri eksi 23'ü çarptığımda 10 üzeri 0 yapacak. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. Dolayısıyla buradan molekül ağırlığımız 180 gelecek gençler. Şimdi verilen seçeneklerdeki maddelerin molekül ağırlıklarını bulalım. C2H6'da 2 tane karbon, 6 tane de hidrojen var. Hesaplarsanız 30 yapacak. SO3'te 1 kükürt, 3 tane oksijen var. 48 oksijenden, 32 de kükürtten geldi. Molekül ağırlığımız 80. Hatta eleyelim bunları. C2H6-12'de 6 karbon var. 72 buradan geldi. 12 tane hidrojen var. 12 gram buradan gelecek. Atom ağırlığı 1 hidrojenin. Oksijenden de 6 tane var. 6 kere 16. 96 da buradan geldi. Burayı toplarsak arkadaşlar molekül ağırlığımız 180 yapacak. O halde sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Aradığımız durum geldi karşımıza. Diğer şıkları da kontrol edelim. Buradaki bileşiğimizde 2 karbon var. 24 karbondan geldi. 4 hidrojen var. 4 gram hidrojenden geldi. 2 tane de oksijen var. Yani 32 de oksijenden geldi. Topladığımızda 60 yapacak. Eledik. 60'tı burası. Su içinde 2 tane hidrojenden 16 gram da oksijenden toplarsak arkadaşlar 18 yapacak. Bunu da eledik. Sorumuzun cevabı gördüğünüz gibi C seçeneği oldu. Evet sırada beceri temelli bir sorumuz var. 2 tane bilgi verilmiş. Buna göre 200 gram X3Y2 bileşi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Avogadro sayısı yine 6 çarpı 10 üzeri 23 alınacak bilgisi de bizde paylaşılmış. Baktığımız zaman bir tane X atomunun kütlesi gram cinsinden verilmiş. Yani burada X'in gerçek atom kütlesi verilmiş bize. O halde biz X'in atom ağırlığını yani bağıl atom kütlesini bulalım. Şöyle diyoruz. Gerçek atom kütlesinin formülünü hatırlayalım. Gerçek atom kütlesi mol ağırlığının Avogadro sayısına bölünmesiyle bulunuyordu. Gerçek atom kütlesi bize 4 çarpı 10 üzeri eksi 23 olarak verilmiş. Mol ağırlığını bulmaya çalışıyorum. Yani bağıl atom kütlesini. Avogadro sayımızda 6 çarpı 10 üzeri 23 alınacak bilgisini vermişiz. Buradan işlemleri yaptığımızda mol ağırlığımız yani x'in atom ağırlığı 24 gelecek. Bu bizim bağıl atom kütlemiz. Yani soruda parantez içinde bize x yazılmış olsaydı şöyle 24'tür bilgisi paylaşılacaktı. Şimdi Y'nin de bağlı atom kütlesini bulalım. Bunun için de ikinci bilgimizden yararlanacağız. X3, Y2 bileşindeki elementlerin kütlece birleşme oranı verilmiş. Elementlerin kütlece birleşme oranı neydi? Sabit orandı. Hatırlarsanız sabit oranın açılımı bileşikteki elementlerin toplam kütlelerinin birbirine bölümüydü. Yani biz toplam X'i hatta burada toplam X'ten kastığımız 3 tane X var. Toplam Y'ye böldüğümüzde formülde bakın 2 tane Y var. Oranımız ne geliyormuş? 18 bölü 7 geliyormuş. Biz x'in atom ağırlığını biliyoruz. Buradan yola çıkarak y'nin atom ağırlığını bulabiliriz o halde. Şimdi elimizde 3 tane x var dedik formülden. Ve x'in atom ağırlığı 24. O halde şöyle diyorum. 3 çarpı 24 yani toplam x bölü toplam y'miz ne? 2 tane y var arkadaşlar. 2 çarpı y eşit. Toplam x bölü toplam y yaptığımda ne oluyor? Sabit oranı buluyordum. O da bize soruda verilmiş zaten. 18 bölü 7 ise diyorum. 18 bölü 7 ise. Buradan işlemleri yaparsak 3 kere 24 72 yapacak. Şöyle düzenleyelim. 72 bölü 2'ye eşittir 18 bölü 7 diyorum. Sadeleştirmeleri yapalım. 18 ve 72 4'e 1 oranında var. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4 kere 7 28 yapacak. Bu da 2 y'ye eşittir. Buradan y'miz arkadaşlar 14 gelecek. Bu da bizim y'mizin atom ağırlığı oldu. Yani bize soru y'yi verseydi bu şekilde parantez içinde bağıl atom kütlesini ne yapacaktı? 14 verecekti. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar bize bu bileşiğin 200 gramı ile ilgili sorular sorulmuştu. Bunu da gözden kaçırmayalım. A şıkkı bu bileşiğin 56 gramı y'dir denilmiş. Önce bileşiğimizin molünü bulalım arkadaşlar. Bunun içinde mol ağırlığıyla başlayacağım x3 y2 için 3 tane x var 3 çarpı x'i 24 bulmuştuk atom ağırlığını artı 2 tane y var 2 çarpı y'nin atom ağırlığında 14 bulmuştuk hesaplamaları yaparsak mol ağırlığımız ma değerimiz 100 geliyor bileşiğimizin ma'sı 100 geldi şöyle diyorum 1 mol x3 y2 100 gram ise bizim elimizde 200 gram bileşik var 200 gramı kaç moldür buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 2 mol X3Y2'den bahsediyoruz. Yani aslında bu sorunun orijinali bize şöyle sorulmuş gibi düşüneceğiz. 2 mol X3Y2 ile ilgili soruları yanıtlayın. A şıkkı 56 gramı Y'dir dedik. Şöyle diyorum. 1 mol olsaydı bileşiğim bakın Y'nin atom ağırlığı 14'tü. 2 tane Y var formülde. O zaman 28 gram Y içerirdi. Bizim bileşiğimiz 2 mol olduğuna göre 2 mol X3Y2 bileşiği kaç gram Y içerir? dışlar çarpımı yaparsanız 56 gram Y bulunur deriz. A şıkkı doğrudur. B şıkkı 6 çarpı 10 üzeri 24 tane atom içerir denilmiş. Yine oran orantı kuracağım. Şu sağ tarafı bir silelim alan açılsın. Böyle çözelim arkadaşlar. Şimdi bileşiğimiz 1 mol olsaydı kaç tane atom içerirdi? Daha doğrusu kaç mol atom içerirdi? 3 xten 2 de Y'den 5 mol atom içerirdi diyoruz. Önce mol olarak bulalım sonra taneye geçeriz. Bileşiğimiz 2 mol olduğuna göre kaç mol atom içerir? Buradan 10 mol atom içerir cevabını veriyoruz. Şimdi bize tane cinsinden sorduğu için ne yapıyorduk arkadaşlar? Mol gördüğümüz yere Na yazıyorduk. Yani 10 çarpı Na tane atom içerir şeklinde cevabımızı verdik. Ancak burada Na değil de sayısal değeri kullanılmış Avogadro sayısının. Avogadro sayısını 6 çarpı 10 üzeri 23 alalım demiştik. O halde şöyle diyorum 6 çarpı 10 üzeri 23. Na gördüğüm yere. Biz bir de 10 mol demiştik. Yani 10 çarpı Na tane atom içerir demiştik. 10 da buradan gelirse. Bileşiğimizin içerdiği atom sayısı 6 çarpı 10 üzeri 24 tane olarak karşımıza çıkacak. Böyle atomda diyelim. Dolayısıyla 5 yıkımda doğru oldu. C şıkkı mol C %60'ını x oluşturur. Şimdi arkadaşlar 1 mol x3 y2 de bakın 3 kere 1 3 mol x 2 kere 1 de 2 mol y bulunur. O halde toplam kaç mol atom bulunur? 2 3 daha 5 mol atom bulunur. Peki bizim bileşiğimiz 2 mol olduğu için ne olacak? Bu değerlerin 2 katı kadar atom içerecek. Aslında oran orantı değişmiyor ama yine yazmış olalım. 2 molünde ne olacak? 6 mol x 4 mol Y ve toplamda da 10 mol bileşik oluşacak. Şimdi X'in mol yüzdesini hesaplayalım. Bu defa da sol tarafı sileyim. Evet şöyle diyorum. 10 mol atom bileşiğin tamamındaki atom sayısı ise yani %100 ise bizim bileşiğimizin içerdiği X'in mol sayısı 6. 6 mol yüzde kaça eşittir? Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak %60'ı mol C diyelim x'tir. Dolayısıyla C şıkkı da doğru oldu. D e şıkkı Y'nin bağlı atom kütlesi 14'tür. Evet şurada bulmuştuk. Y'nin bağlı atom kütlesi 14 olarak bulunmuştu. E şıkkı 8 moldür demiş. Hayır. 2 mol olarak bileşiği bulmuştuk. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sormuştu gençler. Evet birebir ÖSYM sorusunu da çözüp bu videomuzu da sonlandıralım. Molün kalan soru tiplerini diğer videolarda işlemeye devam edeceğiz. 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tane krom atomu ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle bize burada belirtilen tane sayısını mole çevirelim gençler. Hemen denklemimi kuru, kuruyorum. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise orada bize Avogadro sayısının 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olduğu bilgisi verilmiş. Elimizde bizim 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tane atomu var. Kaç moldur diyoruz. Sadeleştirmeleri yapacak olursak 6,02 ile 12,04 1'e 2 oranında var. 10 üzeri 22 ile 23'ü sadeleştirirsek burada 10 kalacak. 10 üzeri 1 kalacak. İçler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar şuraya da x diyelim. x çarpı 10 eşittir 2'ye buradan x'i 0,2 mol olarak bul buluyoruz. Demek ki sorunun orijinalini aslında şöyle soruyor bize. 0,2 mol krom atomu ile ilgili Sorumuzu bu şekilde yorumlayacağız Birinci öncül Toplam nötron sayısı Toplam proton sayısından 4 fazladır Şimdi arkadaşlar Krom atomu için Kütle numarası 52 Proton sayısı 24 Nötron sayısı ne yapıyordu? Şuraya veriyordu 24 ile neyi toplarsam 52 yapar Bu sorunun cevabı nötronu veriyor 28 bu bizim nötron sayımız Bakın Buradaki püf nokta şu Biz bu yorumu sadece bir tane atom için yapıyoruz. Bir tane atomda nötron sayısı proton sayısından kaç fazla? 4 fazla. Yani bir tane atomda 4 nötron fazla diyoruz. Peki bizim elimizde kaç mol atom var? 0,2 mol atom var. Yani bunun karşılığı sorunun en başında söylediği gibi 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tane atom var. O halde toplam nötron sayısı ile toplam proton sayısı arasındaki fark nedir arkadaşlar? 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tanenin 4 katı kadardır. Çarpı 4 tane nötron fazladır diyorum. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. Birinci öncüldeki ifade sadece bir tane krom için geçerli. Bizim elimizde 12,04 çarpı 10 üzeri 22 tane krom olduğu için ne olacak arkadaşlar? Bu sayının 4 katı kadar nötron sayısı protondan fazladır yorumunu yapacaktık. İkinci öncül 0,2 mol atomdur denilmiş. Zaten krom bir atom. Mol sayısını 0,2 mol olarak bulmuştuk. Dolayısıyla 0,2 mol atomdur ifadesi doğrudur. Üçüncü öncül 10,4 gramdır. Arkadaşlar bağıl atom kütlesini kütle numarasına göre söyleyebiliriz. Çünkü proton ve nötronun toplamı atomun kütlesini belirliyordu. Bir tane kromun... Kütle numarası 52 ise biz Avogadro sayısı kadar krom aldığımızda ne oluyor? Bağıl atom kütlesinin yanına gram ile ifade ettiğimizde 1 mol kütlesini buluyorduk. Yani şunu söylüyoruz. 1 mol krom bağıl atom kütlesinin yani 52'nin gram cinsinden karşılığına eşittir. 1 mol krom 52 gram ise bizim elimizde 0.2 mol krom var. Kaç gramdır deriz? 0.2 ile 52'yi çarptığımızda 10.4 gram atomu bulunur, yorumunu yaparız. Üçüncü öncüle de doğru deriz. Bize hangileri doğru dediği için cevabımız 2 ve 3. öncüleri içeren Denizli seçeneği oldu. Evet gençler, mol dersinin dördüncüsünde de bitirmiş olduk. Biraz uzun bir ders oldu. Ancak mol tane ilişkisi önemliydi. Fazlaca örnek çözerek bu konuyu işleyelim istemiştik. Molün 5. dersinde mol hacim ilişkisini işleyeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.